Kalktım sabah erkenden evimizin altında etrafı falan doğulu asker, jandarma, iş makineleri falan yazdım. Hayırdır bu kadar asker ne buraya gelmiş? Yani biz de şoka girdik, şaşırdık falan filan. Dedi ki sen bir tane geceyi öldürmezsen evin altına koymuşsun. Allah'ım böyle bir şey mi olur? Neyse aldılar buraya geldi mesela termal kamerayla hepsine baktılar sağdan, soldan, üstten. Evin altı herhalde adam buraya geldi dedi ki komutanım evin altında bir şey yok. Gene buna rağmen tehditle falan filan senin evini yıkacağız falan filan sen cenazeyi yeri süremezsen biz evini yıkacağız, evini yıkacağız. Ya dedim yıkın evimi. Ben o yüzden ben rahatım. Ben bu adamlar kimdir, nedir, neyi nesidir ben tanımıyorum, etmiyorum. Yani bunu bana iftira atmışlar. Yok masum öldürmüş. O zaman da evini yapmış. Mesela temelin altına koymuş. Yani bize şaşırdık buna. Ya bir insan nasıl cenazeyi öldürüp de evin altına koyacak? Hiçbir vicdan merhamet yok. Geldiler evimi. Hepsini yerle bir enkazın altında hepsini yıktılar. Hem de çocuklarım karşısında. Şimdi hamile de eşimi burada herhalde sıkıştırmışlar. Senin eşin bir tane adam öldürmüş. Size cezaevine koyacağız. Orada sana pis şeyler yapacaklar. Yani eşime pis laflar etmişler. Kimseye bir de bırakmıyorlardı kimse eşime yanlaşsın. Şimdi kadın başına orada kalmış, askerler ona toplanmış, onu ifadeye almışlar. Sen askersin, uzmansın, sen onu ifadeye alamazsın. Bir de o günden sonra ne soran var, ne kimse buraya gelmedi. Demedi biz bu adamın evini yıktık. Bir de bu evin altında bir şey çıkmadı. Hele bir mağduriyetini giderelim, bir şey yapalım. Bir tane hayırsever bizim köyden muhtarın aracılığıyla bize şey almış, bize bir tane hayırsever, bir tane konteyner verdi. Biz şu an orada yaşıyoruz. 8-9 ay geçti. Yani 25 Ocak'tan bugüne kadar 10 ay öyle bir şey geçmiş. Ondan sonra sen biz belediyeye başvurduk diye mesela bir tane konteyner kendimize almışız, bir tane hayırsever vermiş. Ne belediye de bize bir şey vermedi. Dediğimiz sana da bize biraz mesela bir malzeme, hafif malzeme falan versinler. En azından kendimize bir tane banyo bir de lavabo. Biz komşuların lavabosuna gidiyoruz, banyosuna gidiyoruz. Onlar izin verse biz gideriz, vermezse biz gene yani başımızı yıkamayacağız. Sağdan sola tuvalete gidiyorlar çocuklarım. Çok zor günler geçirdik. Çünkü otelin içi kızın zaten yazın diyorsun ya yazın çok sıcaktı. Yani bu terden falan filan. Bir de kış gelmiş hala çocuklarım hala da hasta soğuktan. Telefonumun konuşmalarına bakmışlar. Ya en azından en ufak bir tespit delil varsa ben buradayım hazırım gelsin benimle çocuklarımla beraber burada idam etsinler. Buraya gelen bütün askerlerden herkesten şikayetçiyim. Beni karakola götürdüler yani böyle sakalımı falan tutuyorlardı. Sen bittin oğlum, işte böyle laflar falan filan, yani affedersiniz. Burada eşime hamile, bırakmamışlar içeri gelsin, affedersiniz mesela, lavaboya bile gitsin. Eşime ya hamile bir kadına nasıl öyle bir şey yapılır? Burada dur 5 tane asker ona toplamış, sen cezaevinde doğuracaksın, sen hamilesin, artık sen bittin, orada gardiyanlar sana her türlü şey yaparlar artık, sen bilirsin diyor. Söyleme, sanki kasten yani kesinlikle, yani biz de yapmışız, kesin biz yapmışız. O muameleyi bize yaptılar burada. Burada 3 gün boyunca askerler bizi burada bitirdiler. Tükendik yani. Yani ne su içiyorduk, ne ekmek yiyorduk. Yani burada gerçekten burada perişan olduk. Yani buraya, yani bilmiyorum o kadar asker nereden gelmişti. 10 kat bina yaptılar burada, ben artık benim gönlüm yerine gelmez. Ama sadece nedir, benim çocuklarım perişan olmasın, ben evimi istiyorum yine. Yani gözüm onların parasından falan değil. Ben evimi istiyorum. Benim evimi yapsınlar ben gene keç babamla kendi fakirliğimle yaşamaya devam ederim. Tabii erkeden geldi doğulu askerler vardı. Baktık kapıyı çaldılar, büyük kızım açtı kapıyı. Dedik ne oldu dedi arama emri var. Dedik hayır dedi birini öldürmüşsün evin altına gömmüşsünüz. Dedi büyük şey komutan geldi dedi ki ben şey yapacağım. Ben bu evi yıkacağım. Bize de hayırdır dedi ki şikayetçi var. Dedi o sizin evinizi yıkacağız. Dedim niye dedi ki ceset koymuşsunuz. Dedi valla siz yapmışsınız ama evi de kıyacağız. Seni de cezaevinde atacağız ama orada doğum yapacağım. Dedim dedi bunda sizin gibiler çoktu cezaevinde. Yani evimizi özlemişiz yani. Çünkü konteyner olmuyor. Ne yıkanacak bir yer var, ne lavabo gidecek bir yer var. Tek odalıdır. 3 milyar tek derece sığıyor. 5 kişi 3 milyara sığıyoruz. Şikayetçiyiz. Herkesten şikayetçiyiz. Bizim evimize gelenlerden hepsine şikayetçiyiz. Hakkımızı versinler. Tamam evimizi yıktılar. İnsan gelir sorarlar ya. Sormadılar bile. Hakkımızı versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Çilemeyiz ki. Bu kış zaten zor bir kış geçirdik. Bunda da olmuyor ki. Küçük kızım var. Geceleri elektrik yok. Burada ısınmayız ki. Çok soğuktur. Perişan. La yatime me dejará cada maldita mira su codicena de creyente. Atrikam nortavi kalsi göstekre overtene kolana jihad ve berramdan xalta sonra malama askerin biz kema hem derima kemtani kemtebu qalder sanasna komdi marzo baqona maxtar ode çar bodrum ve çar ode disterbun razım khaniye mezmer lekin كانت براتش كي مترخاني مالك مشات بالبستان كانت بستان مهر الكويجه